Ramazan-ı Şerif'te ayrı bir boyut var. Bu da yine insanın midesinin ağlamasına bedel, sair aza ve cihazatının inkişaf ve terakkisine vesile olmasına bir örnek olabilir. Evet. İtikaf ne demek? Allah'a yaklaşmak, Allah'tan uzaklaştıran şeylerden uzaklaşmak, masivadan bile, helal olan şeylerden bile uzaklaşmak niyetiyle kişinin kendisini bir mescide hapsetmesi, bütün dakikalarını bir ibadetle meşgul etmek için, yani bir ibadethanede vakit geçirmesi, Ramazan'ın son günlerini bu şekilde değerlendirmesi. Dolayısıyla bir nevi gayi aksaya yürümek, dünyevi manada Allah'ın rızasına gidecek, bu noktada vuslata ulaştıracak engelleri kaldırmak, kendisinde varsa sıkıntılar, varsa Allah'a götüren yolları kapayacak engeller, işte prangalarını kırmaktır yani bir anlamda. Yani bir gönül hicreti diyor büyükler itikafa. Öze dönüş, mavera alemini, iç alemini bir keşfetmek, işte fıtrat sualini bir cevaplamaktır deniliyor. Yani niçin yaratıldım? Nasıl bir hal ile hallenirim de Allah'ın rızasına mazhar olurum? Semavat ve arzın ilahını nasıl yaşarım da memnun ederim? Ne gibi hallerle onun rızasına muvafık bir şekilde hareket ederim? Manasındaki şeylerin bir cevabı dolu dolu yaşanmasıdır. Yani Allah'tan başka hiçbir şeye kul olmamak, yalnız ona kul olmak, onun rıza potasında kendini eritmek, bir nevi aşk ikliminde seyri seyahat etmek, bu manada kalbinde tamamen muhabbet-i ilahiyenin karargahı yapmak, aklını tamamen işte marifetullah manasına hasretmek, sayrı aza ve cihazatını tamamen ibadetle meşgul etmek, bir ibadet makinesi olmak adeta. O şeyde dünyevi şeylerle meşgul olmamak, dünyayla irtibatını koparmak, kesmek demek bir anlamda. Bu manada kıyamlarda uzuyor, secdeler çoğalıyor. Bu manada insan fazilet ve kemalat arşına çıkmaya veya yol bulmaya bir başlıyor itikafla. Yani bir anlamda da itikaf bir arınma musluğu adeta. Günahlardan temizlenme, varsa yıl boyunca ne kadar kir, hepsinden kurtulma vakti gibi. Tertemiz olma pınarı gibi. Gaflet, günah adına ne varsa bunlardan silkinme, bunları mahiyetinden işte vücudundan söküp atma gibi. Ve dolayısıyla rahmet yağmurunun sağanak halinde yağdığı bir zamanda tam da kendini ona mukabil tutmak demek itikaf. Hiç olmazsa yılda bir defa yapılması kuvvetli sünnetlerden bunun. Ramazan-ı Şerif'te dolayısıyla yapılması gerekiyor. Ve kuvvetli sünnetlerden şöyle, Peygamberimiz mutlaka her Ramazan'da itikafa giriyor. Maşallah. Giremediği zamanları da kaza ediyormuş. Evet. Onun için rehber mutlak olan Peygamberimize bu dünyevi konumumuz itibariyle biraz zor olmakla birlikte ittiba edebilirsek ne mutlu. Onun için de bir yol bulmak lazım artık. Elhamdülillah, Allah razı olsun.